Estağfurullah, Hocam teşekkür buyurun. ederim. Zamanında bitirmek isteyeceğiz inşallah. Bundan önceki toplantıya geldim. Şuraya öne oturdum. Karaciğer nakli oluyordu. Oturur oturmaz uyumuşum yani. Sizlerin böyle uyanık, seri bir şekilde katkıda bulundum. Sorular sormazdan büyük bir onur duydum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi felsefi olarak eskiden beri çok karşı çıktığım ama bir türlü akademik verilerine ulaşamadığınız bir konuya nihayet ulaştık. Bursektomi eğitim öğresini zorlaştırıyor. Mide kanserindeki Türkiye'ye bunun cerrahisini yaygınlaştırmakta zorlanıyoruz. Bunun yapılmasına gerek yoktur derdim. Her zaman da eleştirilirdim. Yani lojik bulunmazdı. Ama şimdi artık yavaş yavaş kanıtlar elde etmeye başladık. Bunun üzerine doğru gelişecek konuşmam, sohbetim. Bir 10-12 dakikada bitirmeye gayret edeceğim Sayın Başkan. Ben de tabii önce Cüneyt kardeşime ve Levent kardeşime teşekkür ediyorum. Beni buraya davet etmeleri, bu arada görevlendirmeleri çok onur edici bir durum oldu. Teşekkür ederim sevgili kardeşim. Bu nasıl gidiyor? Sağ sol mu gidiyor? Cüneyt arkadaşımızın çok güzel bir yazısı vardı. Önce onu okudum. Çok güzel bir derleme olmuştu. Ve çok da güzel bir resim koymuştu. Onu kendisinden izniyle burada paylaşıyorum. Arkadaşlar bunun şeyi nerede? Pointünü. Tamam. Şu mu? Bu hakikaten yani Bursa Omentalisi çok güzel çizmiş Cüneyt kardeşimiz. O her zaman didaktik yaklaşımlarıyla. Değil mi? Bursa Omentalisi önlemiydi. Arkada işte retroperitoneum, omentumun ön yaprağı, yukarıda küçük omentumun oluştuğu bir boşluktur. Winslow denen bir delikle de intraperitoneal bölgeye açılır. Mide kanseri sonrasında omentektomi işte yapıyoruz, onu da tartışacağız biraz sonra. O omentumun ön yaprağıyla beraber pankreasın kapsülünde aldığımız bir duruma bursektomi diyoruz. Bursa'nın serbest kanser hücrelerinin buraya yerleştiği veya mikrometastazların, gözle görülmeyen mikrometastazlarından oluştuğu ve lokal nükse yol açtığı şeklindeki veriden hareketle bu yönteme girişildi. Aslında hep Japonlar yapar diye biliyoruz ama 1910 yılında İngilizler tarafından yapılmış bir çalışma var. British Medical Journal of Surgery'de yayınlanmış. 1960'larda Japonlar bunu görüp bugüne kadar uygulaya gelmişler. Avrupa'da bu çok zor olduğu için tutunamıyor. Biz de kendi ülkemizde, işte Birol arkadaşım, bizler, Cüneyt Beyler, sizlerle beraber 2000'li yıllarda bu işe Japonlar tarafında ağırlık vererek geliştirmeye çalıştık. Biz genellikle o kendi felsefemi uyguluyordum kendi hastalarımıza. T3, T4 tümörlerde yapıyordum. T1, T2'de gerek yok. Tezimi devam ettiriyordum. Günümüzde ise bu yani bursektominin zor olması, maharet gerektirmesi, ameliyat süresini uzatması, komplikasyonların biraz daha fazla olması, buna karşılık sağ kalımda da etkisinin sorgulanması nedeniyle bir tartışma başladı. Günümüzde bunu sorgulamaya başladık. Şimdi biraz literatür üzerinden yürüyerek sonuca doğru gideceğim hızlı bir şekilde. Klinik olarak T2-T3 tümörlerde yapılmış bir çalışma, randomize bir çalışma. Morbidite ve mortalitesinin aynı olduğunu, 3 yıllık sağ kalımda bursektomi yapılan grupta durumun daha iyi olduğunu, T3-T4 tümörde patolojik olarak PS çıkartıldığında T3-T4 tümörlerde 3 yıllık sağ kalımın yine bursektomide daha iyi olduğunu, non-bursektomi grupta peritoneal metastazın daha fazla olduğunu bulmuşlar ve bu çalışmanın sonucunda bursektomi gereklidir, sağ kalım etkisi vardır, peritoneal metastazı da azaltmaktadır diyor. 2012 yılında Gastric Cancer dergisinde. Bir başka çalışma, Motohiro'nun yapmış olduğu bir çalışma. Bu da 2015 yılında. Ben düzelttim ama buraya düzelttiğimiz hali düşmemiş. 2105 gibi olmuş. 2015 yılında. Burada da yine bursektomi ön planda olmuş. Ameliyat süresi uzamakta. Kanama miktarı biraz fazla ama 5 yıllık sağ kalımda ciddi olarak daha iyi. O nedenle bursektomi yapılsın. Çünkü sağ kalım üzerinde bağımsız bir prognostik faktör gibi gözüküyor. Ve yine peritoneal metastazların da non-bursektomi grupta olduğu
söyleniyor ama bir şey var, bir tartışma karşı tarafta devam ediyor, bizim tarafta devam ediyor. Şimdi ortaya doğru geliyor bir grup müellifte. Bunlar da 159 hasta bir tarafta, 247 hasta bir tarafta. Bursektomi grubunda ameliyat süresi uzun, kanama farkı yok. Sağ kalın, bursektomi grubunda biraz yüksek olmakla beraber artık istatistiksel olarak anlamlı değil. Ortaya doğru geliyor. Biraz yüksek ama istatistiksel olarak anlamlı değil. Daha geniş çalışmalara ihtiyaç var diyor. Yine yapılan birçok çalışmada işte ameliyat süresini uzattığı, pankreatik füstül oranını arttırdığı, postoperatif kanama miktarını arttırdığı, postgastrektomi sendromlarını arttırdığı bursektominin vurgulanıyor. O zaman bir meta analizler dönemine geçiliyor. Meta analizlerde nedir durum? 7 çalışma, 2633 hasta üzerinde, 3'ü randomize kontrollü, 4'ü retrospektif geniş. Bunlarda ise sağ kalın farkı yok. Bursektomi yapılanla yapılmayan arasında toplam sağ kalında da fark yok. Hastalıklı sağ kalında da fark yok. Diseke edilen nef bezi miktarında bir fark yok. Ameliyatta olan kanama miktarında fark yok. Ameliyat süresi bursektomi de uzun. O zaman yapmaya da gerek yok. Tezini savun. Bursektomi üstün değil. Klinik olarak resectable hastalarda standart bir cerrahi tedavi olarak uygulanmaz. Yani eğer tümör T4A olmamışsa, etrafa böyle belirgin değilse yapmanıza gerek yok mesajı veriliyor. Evet, en çok beklediğimiz çalışma buydu. Faz 3 bir çalışma, randomize çok merkezli, 57 hastanede birden yürütüldü. Çok deneyimli cerrahlar tarafından. Bizim çok yakından tanıdığımız arkadaşımız Sasako da bu işin içerisindeydi. Burada klinik olarak T3 ve T4 tümörler ele alındı. Adenokarsinomlar, seçtiği hastalar yaşları 20 ile 80 arası, performansları iyi. Vücut kitle indeksleri Japonya'ya göre uygun, 30'un altında. Bazı hastaları dışlamışlar, uzak metastaz, işte konglomeral lenf bezleri varsa, lindisplastika varsa veya daha önceden bir nedenle kemoradioterapi görülse bunları da dahil etmemişler. Hastaların genel özellikleri var, ben biraz süreyi hızlı geçireyim diye sonuca odaklanmak istiyorum. Çünkü çok kalite bir çalışma, bizim sonuçları bizi çok etkileyecek bir çalışma bu. Ameliyat süresi daha uzun bursektomide. Kan kaybı daha fazla ve pankreatik füstül oranında artış var. Bu hepimizin başına gelen bir şey ve pankreatik füstül geliştiğinde de gerçekten büyük bir travma yaşıyoruz cerrah olarak. Hem hasta hem biz büyük bir travmaya uğruyoruz. Ne yapacağız şimdi ciddi füstüllerde? Biraz daha devam edelim bu çalışmaya. 3 yıllık sağ kalıma baktıklarında %83 bursektomi grubunda, %85 non bursektomi grubunda hiçbir avantajı yok 3 yıllık sağ kalımda. 5 yıllık sağ kalıma baktıklarında %76-77 bursektomi grubunda, yine aynı hemen hemen non bursektomi grubunda bir avantajı yok. 5 yıllık hastalıklı sağ kalıma bakıldığında %68-69, gerçekten birbirine çok çok yakın değerler. Hastalar çok yakın seçildiği için sonuçları birbirine yakın. Avantaj sağlamıyor. Metastaz yapma yeri her iki grupta da en sık periton ve her iki grupta da dağılım benzer. Burayı çevirmemişim, bağışlayınız. Yani bursektomi herhangi bir avantaj non bursektomiye göre sağlamıyor. D2 diseksiyon ve omentektomi tek başına klinik olarak T3 T4 tümörlerde standart bir tedavi olarak yeterlidir. Sonuç çıkıyor. Bu işte yani bursektomi yaptığımız bir hasta, sırf burada bunu anlatacağız diye bunu bursektomi yaptık, videosunu da çektik. Ve çok da güzel bir fistül oldu yani. Bir hafta beni perişan etti. Yani 50 bin sağ direnden gelen şey, total gastrektomi. Eve hangi mesajlar götürelim? Yani bursektomi sağ kalım avantajı sağlamıyor. Deneyimli cerrahi ellerde bile operasyon süresini uzatıyor. Ve pankreatik füstül oranında ciddi bir artış var. Mide kanseri cerrahisinden standart bir prosedür olarak önermiyoruz. Bugün olarak geldiğimiz, en vurgulayacağımız şey bu. O 15-20 yıldan beri hayal ettiğim sonuca ulaşmış olduk. Biz videoyu izleyebilir miyiz acaba arkadaşlar? Çünkü bundan sonra bir konu daha vermiş Birol Bey bana. Omentektomi vermiş. Omentektomi daha kısa ama videoyu izleyelim. Yani niye zorlandık? İzleyebiliyor muyuz? Kısa bir video. Açık yaptığımız bir ameliyat. Laparoskopide bursektomi daha kolay aslında ama proksimal yerleşimli bir tümör. Klinik olarak T2-T3 arası
Biraz hızlı geçiyoruz ama zaten çok dinlediğiniz, çok da bildiğiniz şeyler bunlar. Kolonun ön mezo yaprağını düşürüp altına olan lenf bezlerini, kolonun ön mezo yaprağı kalkmış. Çok şişman bir hastaydı gerçekten. Biraz da zorlandığımız bir hasta oldu bu. Ama yine de 3-4 dakikalık görüntü elde ettik. Altın oğlu lenf bezlerini buradan pankreasın hizasından sıyırıp götürüyoruz. Ameliyathane kameralar iyi değil. Çok sık başlar gelmiş gitmiş. İstediğimiz görüntüyü elde edemedik ama sık yapmadığım için de başka çare yok. Bundan derlemeye çalıştım her şeyi. Evet, görüyorsunuz kapsülü ve kolonun ön yaprağını birbirine bütünlük olarak devam ettiriyorum. Size de bunu göstermek için bu numara yapıyorum. Yani. Bakın burasıdır diye. Bir soru var. Yani bursektomi acaba D2 diseksiyonu özellikle 8 numara lenf bezlerinin diseksiyonunu kolaylaştırıyor mu? Gerçekten hiçbir ilgisi yok yani. Pankreasın kapsülünü almanın oraya ulaşmaya bir katkısı yok. Direkt zaten arteri görüp çok güzel görüntüler izletti arkadaşlarımıza birinci günde, bugün de. Sayın Başkan, 1,5 dakika geçtik süremizi. Geçtik mi? O zaman videoyu sonlandıralım. Omentektomi 2 slide'da 1 dakika daha istirham edebilir miyim? Bir ileri. Kızıyor bana başkan arkadaşlar. Şimdi omentektomi ile ilgili de omentum çok kıymetli bir organ. Vatan içi enfeksiyonlara karşı koruyucu ve enfeksiyonlara lokalize edici bir şey. Biz bunu çok rahatlıkla feda ediyoruz hemen. Omentektomi ama standart gastrektomi de uygulanıyor. Jikok çalışması da bize onu söylemişti az önce. Fakat omentum üzerinde de yapılan çalışmalar, ben burayı birazcık hızlanayım. Arkadaşlara daha sonra göstereyim gerekirse. Avrupa rehberlerinde omentektomi ile ilgili herhangi bir öneri yok. Ama Japonların yapmış olduğu, yine bu göstermeden geçtiğim meta analizlerden elde edilen sonuçlarda ben de bunu uyguluyorum. Ben de buna bir felsefi olarak inanıyorum. Niyeyse böyle bir içimden gelen bir şey var. T1, T2 tümörlerde omentektomi yapmaya gerek yok. T3, T4 tümörlerde omentektomi şimdilik eklemeye devam ediyoruz. Japon guide'ları da bunu bu şekilde şimdilik öneriyor. Ama ileride inanın T4 A veya T4B olmadı mı omentektomiye gerek yok diyeceğiz buna inan, ama şimdilik T3 T4 tümörde omentektomi ekleyin. Sayın Başkan, teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için.